Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de gelin birlikte birleştir ve ortala yapmadan başlığımızı seçmiş olduğumuz aralığa nasıl birleştiririz, ortalarız onu yapalım. Bunun için bir tablomuzun olduğunu düşünün. Tarih, personel, imza diye buraya da firmamızın ismini yazacağımızı düşünelim. Şöyle yapıyoruz. Buraya firma ismimizi yazalım. Vidoport.com diyelim ve Enter'a basalım. Şimdi bildiğimiz şekliyle bu aralığı seçip şuradan birleştir ve ortala dediğimizde burası tek bir hücre gibi birleşir ama bakın şu şekilde sadece tarih sütununu seçmek isterseniz burada sıkıntılar çekebiliriz. Şöyle seçemeyiz bakın. A1'den itibaren A2, A3, A4'ü seçemeyiz. Aynı şekilde B1'den itibaren B2, B3, B4'ü de seçemeyiz. Onun yerine şöyle yapalım. Burayı seçiyorum. Birleştir ve ortalığı kaldırdım. Şimdi bu bölgeyi seçiyorum. Amacım bu bölgeyi, yazıyı ortalamak ama hücre birleştirme yapmamak. Bunun için aralığı seçtikten sonra giriş sekmesinde yer alan hizalama grubumuzdaki detay açıklama düğmesine tıklıyoruz. Burada hizalamadaki yatay kısmına gelen yerde de seçim arasını ortala ifadesini seçiyoruz. Tamam dediğimizde bakın bu ifade seçmiş olduğumuz aralığı ortalanıyor ve artık biz C1, C2, C3'ü, B1, B2, B3'ü, A1, A2, A3'ü gibi istediğimiz diye rahatlıkla seçebiliriz. Tekrar yapayım. Şuradan bunu normal genele döndürelim. Şimdi seçtiğimiz aralığı seçiyoruz. Yani ortalamak istediğimiz metni seçip aralığı da seçiyoruz. A1'den C1'e kadar. Giriş sekmesine yer alan hizalama grubunun açıklama kısmına, detay kısmına gelip hizalamada yatayda genel yazan yere seçim arasına ortala ifadesini seçerek tamam diyoruz. Bu sayede tablomuz artık burada baktığınızda başlığınız tabloya ortalanır.